Futbol severler bu hafta sonu birbirinden zorlu derbiler izleyecek. Barcelona, Real Madrid, Fenerbahçe, Beşiktaş, Milan, Inter bunlardan bazıları. Ancak bir derbi var ki Türk futbolu için ayrı bir yere sahip. Adana'nın iki ezeli rakibi Adana Spor ve Adana Demirspor da bu hafta sonu kozlarını paylaşıyor. İki takım yıllar sonra PTT 1. Lig 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. NTV Spor ekibi şu an Adana'da ve pazar günü oynanacak dev maçın nabzını tutuyor. Arkadaşımız Onur Turul'un yanında her iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları da var. Sözü Onur'a ve konuklarına bırakalım hemen. Adana'ya selamlar. Teşekkürler Emre Gönüşen. Memleketin Adana'dan selamlar iletelim. Pazar günü bildiğiniz gibi şu anda içinde bulunduğumuz Adana 5 Ocak Stadyumunda müthiş bir derbi maçı oynanacak. Adana Demirspor ev sahibi sıfatıyla Adana Spor'u sahasında konuk edecek. Ve biz de bu maçın öncesinde iki takımın teknik adamı ve kaptanlarıyla bir aradayız. İsterseniz hemen söyleşimize başlayalım. Teknik adamlardan şu anda yanımızda Levent Eriş var. Levent Eriş misafir takımın teknik adamı olarak ilk sizle başlayalım adettir. Adana Spor Lig'e fena başlamadı ama geçen senenin üstüne oyuncuları nasıl motive ettiniz? Ben öncelikle Adana Demirspor maçına gelmeden önce bunu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, büyük bir travma yaşadık geçen sezon ve bunu da 5 haftasıyla açıkçası doya doya yaşadık. Travma bizi gerçekten çok etkilediğini söyleyebilirim. Sadece bizi değil, tüm camiamızı bu anlamda ciddi şekilde olumsuz etkiledi ama bu travmadan 5 hafta sonrasında inşallah yavaş yavaş kurtulmaya başladığımızı düşünüyorum. Oyuncular da bizler de camiamız da bu geçtiğimiz Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Dün de kaldı cancağızın bugüne bakmak lazım. O yüzden de bu sözü hatırlatarak biz 5. haftadan sonra o travmayı geride bırakarak inşallah Adana Spor'un hedeflediği ve layık olduğu en azından Adana'dan bir takımın veya iki takımın inşallah çünkü Süper Lig'in de bu anlamda Adana'ya ihtiyacı var. Ben hep onu söylüyorum. Böyle güzel bir şehrin Süper Lig'de olması gerekiyor. Umarım inşallah her iki takımda biz Adana Spor olarak zaten hedefimiz bu. İnşallah umarım Süper Lig'de bu sene kaçırdığımız o treni yakalar ve inşallah Süper Lig'de oluruz. Şunu soracağım. Siz ayrıca Adana Demirspor'un da eski teknik direktörüsünüz. Bu atmosferde bilen bir hocasınız. Yarın eski takımınıza konuk oluyorsunuz bir anlamda. Pazar günü düzeltiyorum. Evet. Bu maçtan beklentiniz ne? Takım bu maça hazır mı? Takımdaki son durum nedir? Eksikler var mı? Bunu sormak istiyorum. Evet, ben 5 sene önce Adana Demirspor kanadındaydım. Profesyonelliğinde işte cazibesi burada. Dolayısıyla o gün o takım için mücadele verdik. Bugün de Adana Spor için mücadele vereceğiz. Tabii ki ben geçenlerde de bazı basın mensubu arkadaşlarımıza dünyanın önemli derbilerinden bir tanesi derken hiç de abartmadım. Çok önemli bir derbi. Bugün de, bu haftada derbiler haftası. Dünyanın dört bir yanında derbiler var. İşte Adana Demirspor ve Adana Spor da böyle önemli derbilerden bir tanesi. Çünkü Adana'da nereye çıkarsanız çıkın, atmosferi gördüğünüzde her Adanalı'nın konuştuğu tek şey vardır. Bu müsabakadır. O yüzden derbi, o yüzden bu heyecan çok güzel. Ve Adana Spor olarak da biz bu derbiye yakışır bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Evet, mesajlarımız hafta başından beri, hatta sezon başından beri, Adana Demirspor'un bu lige gelişinden beri insanların bu müsabakalarda burnunun bile kanamasını istemiyoruz. Bu bir oyun. Neticede bu oyunu kazanan da olacaktır, kaybeden de olacaktır. O yüzden insanların bu oyuna farklı gözlerle bakmamasını, bunu savaş hali ilan etmemeleri gerektiğini, birbirleriyle çok ciddi bir şekilde eğlenceye geldiklerini hatırlatmak istiyorum. Takım olarak evet, kazanmak için mücadele vereceğiz. Evet, hedeflerimiz var, istediklerimiz var. Bunu inşallah en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Geçen hafta ve oynadığımız oyunda bizi oldukça mutlu bir hale ve istediğimiz şekle dönüşmeye başladığını da düşünürsek umarım bu haftadan itibaren de çok daha iyi oyunlar ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Sakat olarak Tolga kardeşimiz, İlkem, Tayfun, Ahmet, Rahman gibi oyuncularımızın sakatlığı söz konusu. Ama biz sadece sakat olarak saymamızı gerektiren oyuncular diye düşünüyoruz. Sahaya 11 tane kardeşimiz çıkacak ve aslanlar gibi Adana Spor formasına yakışır bir centilmenlik, fair play kuralları içerisinde bir müsabaka oynayacaklar. O yüzden kimsenin Adana Spor yönünden bir şüphesi olmasın. Biz iyi bir oyun, güzel bir mücadele ve adına yakışır bir derbi olmasını istiyoruz. Hemen Adana Demirspor'un ev sahibi takımın çiçeği burnunda teknik adamı Mustafa Uğur'a dönelim. Mustafa Uğur, takımın yeni başına yeni geçtiniz ve Adana Demirspor
Lige gerçekten kötü bir giriş yaptı. Henüz galibiyeti yok ve takım 17. sırada. Pazar günü de cami adına çok kritik bir maça çıkıyorsunuz. Hemen ilk duygularınızı öğrenmek istiyorum ben. Tabii ki böyle büyük bir camiaya katılmaktan dolayı çok mutluyum. Levent hocamın da söylediği gibi Adana'nın iki takımının çok eski yıllara dayanan Türk futbolundaki yeri çok farklı. Böyle bir camianın içerisinde de iki gün oldu, bu üçüncü gün içinde bulunmaktan da çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Şunu söylüyoruz ki Adana Demirspor takımı sezona iyi başlamamış. Muhakkak ki bunu düzeltme adına veya buradaki nasıl olur da bu sıkıntılı süreci bir an evvel iyiye gideriz adına bir teknik adam değişikliğinde de bu güzel görev bize nasip oldu. Tabii ki böyle bir nasip olmada da Anadolu'da bir söz var. Her şeyin yenisi dostun eskisi makbuldür diye. Böyle yakın dostumla da ilk müsabakamızda oynayacağız. Ama hocamın söylediklerine tamamına canı gönülden katılıyorum. Sonuçta bir futbol müsabakası oynanacak. Ama keyif alınmasını arzu ediyoruz. Müsabaka bittiğinde iki takımın alkışlanması bana göre Türk futbolundaki özlenen, arzulanan şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah biz de kazanmak için muhakkak ki bu müsabakayı oynayacağız pazar günü. Ama her şeyin dostluk, güzellikler çerçevesi içerisinde olması bütün dileklerimiz. Bu müsabaka dünyanın sonu değil bizim adımıza. Öyle bilinmesini arzu etmiyoruz. Biz bu müsabakayı da oynayacağız. Ve Adana Spor müsabakası önemli. Bir sonraki müsabaka önemli değil mi? Bütün müsabakalar çok önemli. Ama keyif alınarak izlenirse bir şehrin iki takımının olması daha keyifli hale gelecek, daha neşeli olacak. İnşallah biz bu anlayış içerisinde futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan iki takım olarak da pazar günü burada taraftarımıza, Türkiye'ye bu seyir zevki yüksek bir müsabakayı izletmeyi nasip olur bizlere ve başarılı olmak için de elimizden geleni yaparız. Hocam peki pazar günü öncesinde Levent Hoca'ya sorduğum soruyu size de sorayım. Takımdaki ilk izleniniz nedir ve takımın morali, sağlık durumu bunları merak ediyorum. Tabii ki Levent Hocam gibi değil bizim geldiğimizdeki süreç. Bayağı sıkıntılı bir haftadan sonra tabii ki hoca değişikliğinin oyuncular üzerindeki etkisi de olmuştur. Alınan skorun da oyuncularımız üzerinde negatif olarak etkisi olmuştur. Ama ben iki gündür çalışmalara başladım. İki günde gördüğüm şu ki bu takımda kısa süre içerisinde birçok şeyi değiştirebiliriz. Oyuncularımızın çalışmalardaki arzuları, istekleri bizi daha mutlu ediyor ve daha umutlu baktırıyor önümüzdeki günlere. Sonuçta sıkıntılı olan oyuncularımız var tabii, rahatsızlığı olan oyuncularımız da var. Ama onların da herhalde hafta sonuna kadar durumlarına bakacağız. Oynayabilecek durumda olanlara görev vereceğiz. Oynamayacak durumların zaten tedavileri yapılarak bir hafta sonrasına en azından hazırlanacağız. Söylüyoruz ya, her şeyiyle pazar gününe bu müsabaka öncesine hazır bir takım inşallah çıkaracağız. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Futbolculardan da şimdi görüş alalım. Hemen bu sefer yine adeti bozmayalım. Misafir takımın kaptanı Tuna ile başlayalım. Tuna, kariyerinde Beşiktaş gibi büyük bir takımda da oynadın. Büyük maçlara, atmosferi büyük maçlara alışık bir oyuncusun. Pazar günü de önemli bir derbi var. Neler söyleyeceksin, duyguların nedir? Yani pazar günü oynayacağımız derbi, geçen sene Adana Demirspor'un şampiyonluğundan itibaren bize lanse edilen, işte bu şehirde yaşayan insanların sürekli bugünden bahsettiği, herkesin çok güzel bir derbi olacağını, işte Adana şehrinin bu maçı bekleyeceğini gibi söylemlerle bizi bu derbiye hazırladılar. Zaten böyle maçların hiçbir zaman oyuncunun kendisini motive etmesine gerek yok. Şehir sizi bir şekilde bu maça, bu derbiye hazırlıyor. Ben güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü bundan 4 haftalık, 5 haftalık süreçte Adana çok sıcak bir şehir. Güzel futbol oynamaya biraz engeldi. Ben bu haftadan itibaren hava şartlarıyla iki takımın da oyun kalitesini sahaya yansıtıp üzerine düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum. Tuna, şunu soracağım. Dün bir karar alındı ve daha öncesinde statta izleyicilerin yarı yarıya olacağını biliyorduk ama bu karar iptal edildi. Bu konu hakkında ne söyleyeceksin? Yani derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsettin ama gördüğümüz gibi çok dostça bir atmosfer de var ayrıca Adana'da. Sen bu konuyu nasıl yorumluyorsun?
Biz zaten futbolcu arkadaşlarımızla, Adana Demirspor'la oyuncu arkadaşlarımızla zaten dışarıda görüşüyoruz. Futbol hayatımız boyunca aynı takımlarda karşı karşıya oynadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla zaten dostane ilişkilerimiz var. Zaten bu şehir iki takımın taraftarı aynı şehirde yaşıyor. Onlar için de çok güzel bir atmosfer var. Ben sadece yıllardır anlatılan işte maçtan sonra çok büyük sıkıntılar olabilir. İşte maç bittikten sonra maçın skoruna göre taraftarlar çok farklı tepkiler verebilir gibi düşünceler var. Ben bununla alakalı olduğuna inanıyorum. Güvenlik tedbirleriyle alakalı önlemlerdir bunlar. Biz sadece oyuncular olarak sahada görevlerimiz var, sorumluluklarımız var. Baktığımızda taraftarlarımızın sorumlulukları var. Herkesin kendi sorumluluklarını sahada yerine getirmesi gerekiyor. Çünkü geçen sene final maçında aldığımız taraftarsız oynama cezamız daha geçen hafta bitti ve bu da takım olumsuz yansıdı. Taraftarımızdan da ricam biraz daha sorumlu olmaları, aynı şekilde oyuncu arkadaşlarımın da, takım arkadaşlarımın da Adana Spor'a ve Adana şehrine zarar vermeden layıkıyla takımlarını desteklemelerini istiyorum. Peki Tuna, çok teşekkür ederiz. Erman'la devam edelim, ev sahibi takımın kaptanlarından. Erman, sen de büyük takımlarda oynadın senelerce. Böyle büyük atmosferlere alışık bir oyuncusun. Pazar günü de Adana için çok önemli bir derbi var. Senin düşüncelerin nelerdir? Şimdi Tuna'nın söylediğine katılıyorum. Ben transfer olduğumdan beri ilk önce bir Adana Spor maçından bahsetmeye başladı herkes. Tabii ki atmosferin gergin olacağı, taraftarların birbirle olacak sıkıntılarından bahsediyorlar ama şunu söyleyebilirim ki biz üzerimize düşen görevi saha içerisinde futbol rekabeti adına futbol kuralları içerisinde ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ama onun dışında centilmenlikten hiçbir zaman ödün verilmeyecek. Ben kendi futbolcu arkadaşlarım adına bunun sözünü verebilirim. Buraya gelen herkese iyi futbol seyrettirip inşallah Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes kazanmak ister tabii ki ama bir kazanan çıkıyor. Sonuç ne olursa olsun bizim arkadaşlarımız bakidir. Umuyorum gönül isterdi ki Adana ve Adana Demirspor'u taraftarı birlikte maçı seyretsinler. Ama tabii güvenlik önlemleri alan insanları yargılamak bizim haddimiz değil kesinlikle. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp bu Adana derbisinde iyi futbol seyrettireceğiz. Biz kendi adımıza da yaşadığımız sıkıntılara son vermek adına önemli bir fırsat. Bunu değerlendirmek için de elimizden geleni yapacağız bu maçta. Erman, şunu soracağım. Bir hoca değişikliği var. Biraz önce Mustafa Uğur'la da konuştuk, takımdaki ilk izlenimlerini aktardı. Ligde şu anda galibiyetiniz yok. Şimdi yeni bir motivasyon kaynağınız var ve önünüzde de bir derbi maçı var. Bugüne kadar peki neden Adana Demirspor lige niye iyi başlamadı? Takımda kötü giden neydi? Şimdi kesinlikle yeni bir araya gelmiş bir takım olduğumuz bir gerçek. Ayrıca 5. haftada Mustafa Hocam 3. oldu. Yani böyle bir istikrarsızlık söz konusu her konuda. Ben bu ilk 5 haftanın bizim için bu istikrarsızlığı üzerimizden atmak adına bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu bitti bizim için. Üstüne bir sayfayı kapattık. İnşallah yeni bir sayfa açıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz lige tekrar. Peki. Erman, çok teşekkür ederiz. Ben hocalara şu konuyu da sormak istiyorum. Biraz önce Tuna'yla da konuştuk. Taraftarlar yarı yarıya izleyeceklerdi zaten ama bu karar iptal edildi. Siz bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Önce Levent Hoca'dan başlayalım. Ben de tabii ki canı gönülden isterdim ki tüm Adana halkı birlikte şu maçı, müsabakayı izlesin. Bu kararın güvenlik açısından alınması da bana göre çok, evet, yargılamak bizim haddimize düşmez ama bence yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü her iki takımın taraftarı da burada birlikte maçı seyretmeliydi. Yani ikinci devre aynı karar Adana Demirspor için geçerli olacak. Ben bu konuda tabii ki üzüntümü belirtmek istiyorum bir futbol adamı olarak. Çünkü gönlüm her Adanalı'nın bu müsabakayı izlemesinden yana. Böyle bir müsabakayı kısıtlayarak, seyirci bazında kısıtlamak bence çok doğru bir düşünce değil. Neticede güvenlik önlemleri alınacaktır. Ve herkes de sağduyulu şekilde davranacaktır. Bu bir savaş değil. Hele günümüzde, ülkemizde şu anda yaşanan bunca sıkıntılar varken kalkıp da bir sporda, bir oyunda birbirimizi yaralamak, birbirimizi hırpalamak bize hiç yakışan bir davranış olmayacaktır. Bu anlamda hepimizin sağduyulu davranması gerektiğini, vereceğimiz mesajlar, alınan mesajlar, herkes hemen tahrik olmaktan bahsediyor. Lütfen biraz daha az tahrik olalım bu konuda. Yani birbirimizi kırmak değil, birbirimizi sevmek durumunda olduğumuzu unutmayalım. Yine söylüyorum, bu bir oyun, bir eğlence, bir spor. Ve bu sporda da şu anda en büyük, Türkiye'mizin en büyük ihtiyacı olan kardeşlik. Ve bu kardeşliği de inşallah el ele bu hafta tüm Türkiye'ye
örnek bir olacak şekilde gösterelim. Çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Hocam, size de aynı soruyu soralım. 4 yıl sonra yaşanıyor bu derbi tekrar ve böyle bir karar. Ne düşünüyorsunuz? Bana göre de çok doğru olmadığı bir gerçek. Eğer bir şehirde iki takım varsa neden aynı oranda taraftar kitlesiyle birlikte müsabaka izlenmiyor? Sonuçta gerginliğe sanki bir davetiye çıkarılıyor gibi olacak. Büyük bir bölümü Adana Demirsporlu, az bir bölümü Adana Sporlu olacak. Diğer maçta tam tersi olacak. Ama bunların hiçbirine gerek kalmayacağı, kalmasaydı keşke. Herkes şuraya geldiği zaman çok keyifli bir müsabaka izleyebilirdi bence. Hem de dostluk çerçevesi içerisinde izlerdi. İnanın onların endişe ettikleri sorun, sıkıntı bence olmazdı burada. Çünkü Türkiye'nin en önemli güzel illerinden birinde bu müsabaka oynanacak. Bu keyfi aynı oranda herkes yaşamalıydı diyorum. Doğru karar olmadığını söylüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam yerimize katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz tekrar. Emre Gönlüşen, bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Adana Spor, Adana Demirspor maçının nabzını tutmaya çalıştık. Teknik direktörler ve kaptanlarla iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri karşılıklı barış mesajları verdiler. Fair play çerçevesinde oynanması gerektiğini belirttiler maçın. Biz de bugün Adana sokaklarına çıktık ve halka da sorduk. Adana halkı bakalım bu konuda ne düşünüyor diye. İsterseniz şimdi o bandı da izleyelim. Bizim buradan aktaracaklarımız şimdilik böyle. İyi yayınlar. Pazar günü oynanacak Adana Demirspor Adana Spor maçı öncesinde Adana'dayız. Bakalım Adana halkı derbi hakkında neler düşünüyor? Şimdi sokağa çıkıp Adana halkına bu soruyu soracağız. Adana Spor alır. Var mı skor tahminin? 2-0. Adana Spor 2-0. Maç... Demirspor çünkü son zamanlarda çok iyi değil. Yani çok da performansını beğenmiyorum Demirspor'u. Adana Spor bir nebze, o da çok iyi değil ama ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. 4 sene sonra bir maç, atmosferden ne bekliyorsunuz? Yani güzel bir atmosfer olacak diye düşünüyorum. Demirspor, Adana Spor kardeş takımlar. Yani bir problem yaşanmayacak. Ne oldu pazar günkü maç? Falan ilgi maç, hangi maç? Adana Spor, Demirspor. Demirspor maçı berabere biterim yani. Sen hangi takımı destekliyorsun? Adana Spor'u destekliyorum. Pazar günü derbi var, Adana Spor, Demirspor. Kim alır? Adana Spor. Skor tahmini var mı? 1-0. Peki tribünler nasıl olur? 4 yıl sonra ilk maç. Muhteşem olur ya. Bu Adana Spor Demirspor maçında Demirspor'u destekliyorum. Ya maçın güzel geçmesini bekliyorum. Bir Adanalı olarak. Ama bilemem yani şimdi Adana Demirspor'un gücü Adana Spor'a yeter mi? Yetmeyebilir. Fakat isterim ki Adanalılar için güzel bir maç olsun. Hafta sonu derbi var. Adana Spor mu, Demirspor mu? Tabii ki Adana Demirspor yani. Adana Demirspor olduğun için Adana Demirspor izleyesin. Yani büyük derbi olacak. Adana açısından güzel bir derbi. Bankası'ya biz bu sene yükseldik. Ya Adana arasında, iki takım arasında birazcık sorunlar var. İnşallah sorunlar çözülecek. Aralarımızda fazla bir sorun olmayacak. İnşallah da kazanacağız diyorum. Kötü gidiş durumdayız şu an ama inşallah kazanacağız. Pazar günü maç var. Adana Spor mu yener, Demirspor mu? Yani Adana Spor diye düşünüyoruz. Skor tahmini var mı? Maç nasıl geçer? 2-1 ya da 3-1. Adana Spor üstünlük sağlar. Yani umarım dostluk için de geçer. Umarım Adana Spor yenir. İkisi Adana Spor'un Adana'nın takımı. Adana Demirspor, Adana Spor. Renkler ayrı ama her zaman gönüller birbirler. Pazar günü maç var, derbi. Adana Spor, Demirspor kim alır? Hak eden kazansın diyorum ya. Ama gök mavi, Adana mavi. Adana Demirspor her zaman babadır yani. Bir tarihi araştırırım. Adana Demirspor. Mavi şimşekler. Başka yok abi.
Adana sokakları, memleketimin sokakları, gençliğim, çocukluğum bu derbilerde, Adana Demirspor, Adana Spor derbilerinde geçti. Aynı evden, aynı mahalleden, aynı apartmandan insanlar çıkar, maçı ayrı tribünlerde izler ama maç sonunda tekrar aynı eve dönerler. Keşke bir kez daha tamamen yarı yarıya olsaydı stat ama dostluk mesajları görüyorsunuz hem Adanalı hemşerilerimden, hem teknik adamlardan, hem de futbolculardan. Pazar günü heyecan gerçekten çok üst düzeyde olacak Adana'ya. Adana'ya selamlar göndererek kısa bir reklam arasına gidelim.